Merhabalar, ben Kötü Eskrat'e ve Null Machina'nın 12. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde sizlerle ne yapıyoruz? Bir, ilk olarak ben şu sistemi adını gene unuttum. Ata de geç, boşver. Hatırlattığı bir olay sayesinde, transfer filter sayesinde İstediğim şekle geri getirebildim. Evet. Ve bu arada buradaki kavnecar sayımızı biraz arttırdık. Süt üretimimizi arttırmak için. Evet. Basitçe şunlara sadece bu filtre yumurta, buğday ve sugar cane koymasını söyledim. Bunlar burada yer alıyor. Ender Chest'ten şuradan geliyorlar. Ve sadece bir stack tutacak şekilde programladım. Derzo kod söyledim. O da bir stack tutuyor burada sadece. Bir stack'ten fazlasını almıyor. Ama wheat'im azalmış. Hatta bitmiş. Neyse, önemli değil. Onu hallederiz daha sonradan. Şimdi. Ha, bu arada arada yankı geliyor. Tamam. De çok dert değil. Evet, şimdi. Gelelim. Burada süt biriktikçe yeni pastalarımız geliyor. Aşağıdan da doluyor buraya. Buradan da yeniyorlar. Ve burada da ilginç bir düzenek görüyorsunuz. Sparklar. Ancak sparklar hakkında ufak bir detay. Sparklar hakkında ufak bir detay. Şurada dominant, recessive gibi iki tane benim için önemli olanlar var. Recessive Spark koyduğumuz takdirde Recessive Spark daha sonra Recessive Augmented Spark kendi içindeki manayı çevresindeki bütün Spark'lara dağıtıyor. Bunlar normal Spark'lar. Bunlara hiçbir zımbırtı konmamış. Şunda ve şu ikisinde Dominant Spark var. Bunlar çevresindeki bütün manayı kendisine alıyor. Hepsini. Alabildikleri kadar. Sonrasındakiler burada depolanmıyorlar. Evet. Basitçe sistem bu. Şurada bu düzenekte bir Living Wood güruhu var. Evet. Şimdi. Ve bu Living Wood güruhundan bahsetmişken ben şunları bir alayım. Ben bugüne kadar bu portal olarak Redolar'ın evindeki portalı kullanıyordum. Ancak benim kendi portalımı yapmam lazım. Şimdi Elven Gate Core. Voila. Bunu koyduk. Şimdi iki şeye daha ihtiyacımız var. Bir mana pylon. Evet, bunun için benim biraz daha mana ihtiyacım var ki sanırım gold'um bitecek. Ki zaten bu bölüm sonrasında bir manuel mine'e çıkacağım. Evet. İki tane daha iron. Üç değil, iki. Ve iki tane de diamond. Evet. Ve şimdi bunlar gelsin. Al. Doğru. Burada unutmuştum. Şimdi sizlere ne lazım? Evet. Bunun için gereken arkadaş şurada mevcut. Oops. İki tane Ender Eye. Ve valla. Şimdi gereken tek şey Glimmering Living Wood. 3 tane. Yani bunun için benim 3 tane Living Wood Rock. Daha sonra pardon. 3 tane Glowstone'a ihtiyacım var. Evet, gelelim. Living Wood'larım elimdeymiş zaten.
Gel. Gel. Ve gel. Şimdi şunla da şuraya koyalım. İlk açılışta ufak bir mana tüketiyorlar. Sonrasında sadece işlem başı mana tüketiliyor ve leksika botanyamızı atalım. Voila. Bu arada achievement'ı almadım sanırım. Evet. Achievement sıramda bir karmaşa olduğu için evet. Almadım. Ama onu yapabilirim. Çünkü şu an bir adet terastil üretebiliyorum. Rahatlıkla. Diamond. Ender pearl. Hızlıca bir terastilimizi üretelim. Abi. Ciddi misin ya? Ne oldu? Anlamadım ki. Geçmiş olsun. Sıkışıp öldüm. Bu arada iki kişi mi girdiniz dövüşe? Hayır, giremedik ki daha. Yer arıyorduk. Evet. Daha önce almam gereken bir achievement'ı tamamen sırayı yanlış yaptığım için şimdi aldım. Ve ayrıyetten şu achievement'ı da bir alalım. Biraz mana çöpe attık ama olsun. Achievements. Tamamdır. Bir de hazır almışken bir achievement daha almam lazım. Dur. Hani almam gereken bir achievement almam lazım. Evet bu. Tamamdır. Şu anki sıkıntım yukarıdaki süt üretimim tam karşılamıyor ancak... Ne oldu? Evet, süt üretimim karşılıyor şu an. Şu an wheat üretimim karşılamıyor. Yusuf'u görecek mi ya? Gaya 2-3 attı galiba, ondan sonra öldü. Ne oldu? Gaya 2 ya da 3 attı bilmiyorum. Abi ölme sebebim o değil ya. Wither'dan öldüm. Diyorum. Terastil armor istiyor. Wither. Özellikle. Abi. Ne Wither ya? Ha, Wither demişim pardon. Karıştırdım. Gaya. Bossları karıştırdım. Redo bir gelir misin abi? Gelemem şu an sanırım, bilmiyorum ya. Eşyalarım sıkıştı zaten duvarda. Ha bir dur orada. Şunu al. Bu arada Gaia'nın olayı zaten. 2 ya da 3 atmasıdır genelde. Yok abi, Gaia 2-3 atmadı. Daha çok bu Power Fist'in şeyi var ya. Evet. İtiyor ya. Ben duvardan duvara birazcık savruldum bunun. Bana armorunu versene bir ya. Şu eşyalarımı alayım geleyim. Tamamdır. Evet şimdi. Bizim manuel mine öncesi yapmamız gereken önemli bir şey daha var. Botanya'da bir çiçeğe ihtiyacım olacak benim. Functioning flora. Evet bu. Agricarnation. Rune of Spring lazım sana. Water ve Fire ile yapılıyor. Water, Fire, Wheat ve Oak Saplings. Daha sonra herhangi bir sapling gerçi de. Water, Fire. Diğerleri neydi? Wheat ve Sapling. Tamamdır, hepsi kolay şeyler. On iki tane üretelim. Hatta dur daha fazla üretelim. 12 tane üretelim ya. Şimdi burada wheat'imiz 12 değil pardon 4 tane üretelim. Şimdi burada wheat'imiz var. Benim başka neye ihtiyacım var? Harbi benim başka neye ihtiyacım vardı?
Ha başka bir şeye ihtiyacım yok. Living Rock'a ihtiyacım var. Asıl dur aklıma geldi de. Ben şunları da upgrade edeyim. Hemen size bu portalın kullanımını biraz gösterelim. Voila. Ve tabii ki de Iron'a ihtiyacım olacak şimdi biraz. O esnada yok, birazdan yaparız. Gelin bakalım. Iron. Bir 16 tane mana steel yapalım hızlıca. Ve Redo'da afuk olacak biraz. Ve o 16 stili mana steel'in bir 4 tanesini şuraya atalım. Bunlar bana 2 tane elementum olarak geri dönecek. Ve sonrasında tabii ki de Elven Mana Spreader. Ve bunlar da gelsin. Aa bu arada senin bağlı olduğun... Tamamdır. Artık bu mana pool'a bağlısın. Tamamdır. Şimdi. Ben şunun içine şunları atayım. Ve hızının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Evet, şimdi tekrar yapalım. Dur, boş elle tıklayınca önceki resipiyi atıyordu değil mi? Evet, atıyormuş. Ve... Ve bu şekilde diğer... Agricarnation. Yeşil, nasıl lime, yeşil ve sarı. Tamamdır. Ups. Gel gelelim. Bir de şunu nasıl üretiyoruz? Bu şekilde. Yani bunun anlamı benim grass'a ihtiyacım olacak biraz. O esnada... Dur. Bu değil de bundan sonraki oluşurken... Bunları toplayayım. Dur. Hepsini almışım zaten. Tamamdır. Grasslarımızı bir alalım. Yemeğimizi yiyip tabii ki de. Düştün mü? Mikrofonun kapalı bu arada. Biliyorsundur. Yep, düşmüşüm. Oyun crash verdi. Geçmiş olsun. Evet. Mana steel shears'ımızı da yaptık. Ve 4 tane de redstone. Evet. Şimdi benim Agricarnation için nelere ihtiyacım vardı? 2 tane lime, yani bunun anlamı. Tamamdır bu. Green. Green nerede? Yellow. Evet bunlar. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız seed. Ama seedlerimi ben içeride unutmuşum. Aynı şekilde kovamı da. Aslında içeride muhtemelen kovam kalmadı. Çünkü bütün kovalarım şu an pasta sistemimde. Evet. Gel gelelim.
Sevgili Gova. Daha doğru. Ve valla. Agri-carnation'larımız hazır. Ancak bu agri-carnation'ları ben bu şekilde kullanmayacağım. Ben bunları... siz bir giderseniz çok sevineceğim. Ben bunları floating hale getireceğim. Evet. Floating hale getirelim hızlıca. Tabii ki de bunun için 8 tane glowstone gerekiyor. Ve tabii ki de normal bir çiçek gerekiyor. Evet. Bu arada sizler çok sessizsiniz şu an. Bilgisayarımdaki sorunu çözmeye çalışıyorum. Ha. Herhangi bir iz var mı? Var da çözümü yok. Nedir? Sıkıntı var. Yanında IT var. Driverlar yüzünden oluyor. Ha. Ama güncel driverlarda olmuyor. Direkt driverları şey eski sürüme çek. Eski sürüm de yaramıyor. 20-25 sürümdür falan böyle. Ha. Baba duydum ki ses lazımmış. Aynen. Güzel bir ses lazım. Ama güzel bir ses lazım. Biz yatak yapmaya karar verdik. Biraz medeniyet götüreceğiz. Sövre medeniyet geldi. Sövre değil bizim eve. Yani yok bizim ben. Eve medeniyet lazım. Evet, şimdi bu agri-carnation'larımızı buraya koyduk. Ancak bunlara mana aktarmam lazım benim. O manayı nasıl aktaracağım? Biri bana söyleyebilir mi? Tablet. Hayır. Zibilyon tane mana spreader. Evet, çözümüm bu. Şimdi bir mana spreader'ın maksimum attığı mesafe 16 bloktu. Gerçi bunun mesafesini arttırabiliyoruz ama... Hatta şuradan bir bakalım. Aa, göster. Dur. Şimdi... Scaffolding amaçlı dörtlerimizi alalım. Ve bunu buraya atalım. Tamamdır. Sonrasında gerçek scaffoldinglerimize tırmanalım. Bunu... Buna bağlayalım. Sonrasında biraz daha devam edelim. Dur. Bunu buna bağlayalım.
Oh. Torç engel oluyor. Bu detayı unuttum. Tamam, şimdi aktarman lazım senin. Ha, aktarmıyor çünkü kaybolma mesafesinde. Bu da bunun kaybolma mesafesinde. Evet, bunu biraz daha geriye taşıyıp şuraya bir tane daha ekliyoruz. Tamamdır. Ha. Seni bir blok daha ileri almam lazım. Voilà. Evet, böyle bir işkence yapıyorum kendime. Neden diye sormayın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 blok ilerisin. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen böyle olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu arada şurada da bir mana loop yarattım ayaküstü. Sen de gel bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Tamamdır. Burada bana iki tane daha mana pool gerekecek. Hemen yapalım. Ve tabii ki de gold'a ihtiyacım olacak. Evet, olmayan bir kaynağım iyice bitiyor. Gel bakalım mana spreader'lar. Tamamdır. Ve hangi mana pool'dan alalım? Şundan alalım. Ups, sen şimdilik dur. Şu loop'u engelleyelim. Şimdi gel bakalım. Evet. Ve şuradan sana aktaralım. Tamamdır. Tam geldi. Ve ardından senden de sana aktaralım. Ha. Evet. Agri-Carnation'larımızı çalıştırmak için kullandığım mana aktarım sistemi oyunda yaptığım en salakça şeylerden biri olabilir. Evimin bir ucundan diğerine mana taşıyorum. İnanılmaz inefektif bir biçimde. Ama taşıyor. Evet. Ve artık bu agri-carnation'lar bunların büyüme hızını arttırıyor. Ha. Evet.
Sıkıntım olan Wheat'in de icabına baktık. Ve tabii ki de sonradan bu tarlayı daha da bir büyüteceğiz. O yüzden rahat edebilirsiniz. Evet. 25 dakikamız böyle boş şeylere geçtiğinizin ardından şimdi bir şey daha yapmam lazım. Benim Botanya'da inanılmaz derecede işime yarayacak bir item var. Hangisi? Hemen bir bakalım. World of the Hells, hayır değil. Plentiful Mental. Yok değilsin. Road of the Skies değil. Aslında Road of the Skies'ı da yapabilirim. Ha, Road of the Highlands. Rune of Air istiyor. Benim Rune of Air'im var mı? Var. Güzel. Dur. Dur. Bir bakalım. Road of the Land 4 yaratıyor. Bana 4 Road of the Depths lazımmış. Tamamdır. 2 tane Living Wood Twig ve 1 tane Cobblestone. Evet, buradaki sıkıntım Cobblestone. Ayrıca bir tane de Road of the Seas yapabilirim. Belki. Yok. Kova şu anlık işimi görüyor. Kabul almaya gelmiştim ben doğru. Evet ve Road of the Depths. Ne yapıyor? Şu an hiçbir şey yapmıyor çünkü manam yok. Ama artık var. Manamı Cobblestone'a çeviriyor ve... Mana Mirror. Seni yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Evet. Son ihtiyacımız olarak da Mana Mirror'ımızı yapalım. O zaman şu mana tableti ben... boşaltayım biraz. Evet. Şimdi Mana Mirror için bana Terra Steel gerekecek. Living Wood Twig ve Living Wood Drug ve bir tane de... Neredesin sen? Neredesin? Ender Pearl arıyordum. Evet. Gelsin bakalım. Çok saçma bir mana düzenine sahibim ancak iş görüyor. Mana Steel. Sen boy... İçin temizlendi mi? Temizlendi. Tamam. Güzel. O zaman... Eureka! Ve bu Mana Mirror'ımızı bu arkadaşa bağlıyoruz. Ve artık bu arkadaşın içeriğindeki mana benim kendi kişisel manam oluyor. Bütün temel botanya ihtiyaçlarımızı burada karşılamış olduk. Temel! Bu anahtar sözcüğümüz. Şuradaki tarlamı biraz büyüttükten sonra şu arkadaşlar biraz daha genişleyecek. Bu arada bunlar biraz fazla mana ürettiği için şu Elven Mana Spreader'lar tek başına bir tanesine bir tanesi zar zor karşılıyor. O yüzden 4 tane Elven Mana Spreader'ım var. Ve sen neden bunun içine atmadın? Şunların sıkıntısı bazen çünkü içine bu kaçmış. Bunları kitlesek güzel olacak. Dur. Hatta kitleyelim de hızlıca bir. Drawer key. Evet, olmayan goldlarımız biraz daha bitsin.
Benim boşta herhangi bir... Aa, bu arada unutmadan şunu da bir videoda açalım. Open Computers'ten bana bir hediye gelmiş. Bakalım ne çıktı? Yay, numeric key. Evet. Şimdi gelelim son bir zamazingomuza bu bölümdeki. Ve bununla beraber ben Manuel Mine serüvenime hazır olacağım. Sorun chestlerimle beraber. Evet. Ve muhtemelen son gold kalıntılarımı harcıyorum şu an. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyor? Gelelim şuraya. Burada bu benim için bayağı hayati bir önem taşıyor. Şunların içeriği boşaldığı takdirde başka bir şey almalarına izin vermiyor. Evet, üstlerinde bir kilit işareti görüyorsunuz. O bunların kilitlendiği anlamına geliyor. Ve hayır, sen yanlış şeysin. Hah, şimdi doğru şeysin. İşte buna engel olmak için de. Tamamdır. Ah, sistemimiz artık tam teşekkürlü bir biçimde çalışıyor. İçeriği şu an boş. Ancak gene de başka bir şey kabul etmeyecek şimdi. Evet, ve bu arada şu envanterim de vardı. Bu manaları görmemi sağlıyor. Evet. Oh, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerine günler. İyi eğlenceler.